Gözde yapısal bir bozukluk olmaksızın görme keskinliğinin düşmesine yol açan göz tembelliği toplumda %1,6 ile %3,6 oranında görülür. Tedavisi mümkün olduğu halde aileler tarafından fark edilmediği için görme kayıplarına yol açabilir. Bebeklik çağında başlayan göz tembelliğinde kritik dönem ilk 6 ay ile 7-8 yaşları arasıdır. Çocukların görme kusurunun bu yaşta fark edilmemesinden dolayı atlanan rahatsızlık sık yapılan göz kırpma hareketi ile belirti verir. Klinik göz muayenesi ile tanısı koyulabilen hastalığın tedavisi ne kadar erken dönemde yapılırsa o kadar iyi sonuç alınır. Bu yüzden bebek ve küçük çocukların her 6 ayda bir göz muayenesine götürülmesi önemlidir. Göz tembelliği nedir? Göz göz ve göz sinirlerinde hiçbir yapısal bozukluk olmamasına rağmen bir gözün diğerine oranla normal sınırlardan daha az görmesi olarak tanımlanabilir. Doğumdan itibaren beynin gelişmesiyle birlikte artan görme kapasitesi kişinin daha iyi ve net görmesini sağlar. Ampliopi olarak da bilinen göz tembelliği Varlığında kişi, gözlük ya da kontak lens kullanımıyla dahi sağlıklı bir göz kadar keskin ve net göremez. Bunun nedeni ise göz tembelliğine bağlı olarak bebeklik ya da çocukluk döneminde görme merkezinin yeterince gelişmemesidir. Farklı bir değişle kullanılmayan sinir zaman içinde atıl duruma düşerek fonksiyonunu kaybeder gözlerden birine ya da her ikisine birden ışığın az girmesiyle ilgili gözün görüş kapasitesi düşer. Zaman içinde beyin gözden gelen uyarılara karşı tepkisiz kalmayı öğrenir ve sadece uyarılan sinirlerden ya da gözden gelen görüntüyü işler. Çoğunlukla tek gözün etkilenmesiyle oluşsa da bazı vakalarda her iki gözün etkilendiği de görülebilir. Doğumu takip eden ilk 6 aydan itibaren 7-8 yaşına kadar her 6 ayda bir göz kontrolüne giden çocuklarda göz tembelliği kolayca fark edilerek tedavi edilebilir. Ancak sağlık kontrollerini yaptırmayan çocuklarda göz tembelliğinin aileler tarafından fark edilmesi güçtür. Göz tembelliğinin kalıcı görme kusuruna neden olmaması için tedavinin 7 ila 10 yaşına kadar başlanması önemlidir. Ancak tedaviye ne kadar erken yaşta başlanırsa sonuçlar da bir o kadar iyi olur. Göz nedenleri nelerdir? Göz tembelliği göz ve beyinde herhangi bir bozukluk olmamasına rağmen tek ya da çift tarafta görme keskinliğinde azalmaya yol açan bir göz rahatsızlığıdır. Göz sıklıkla şu nedenlerden oluşur. Şaşılık, Gözlerde şaşılık ya da kayma olması göz tembelliği nedenlerinin başında gelir. Gözlerde 6'şar adet göz dışı kas bulunur. Bu kasların bir ya da daha fazlasında var olan güçsüzlük şaşılığa neden olur. Yeni doğanlarda şaşılık ya da göz kayması normal kabul edilse de bu durum bebeğin 4 ya da 6 aylık olmasıyla birlikte kendiliğinden geçmiyorsa bir sağlık sorunu olarak görülür. Göz numaraları arasındaki fark, miyop, hipermetrop ya da astigmatın bir gözde diğerine göre daha fazla olması göz tembelliğine yol açar. Bunun nedeni her iki gözden gelen görüntü sinyallerinin beyin tarafından doğru şekilde algılanamaması sonucu bir gözden gelen sinir sinyallerinin yok sayılmasıdır. Bu durum göz merceklerinin matlaşmasına, gözlerde şekil ve boy farklılıkları oluşmasına da yol açabilir. Göz kapağı düşüklü Doğuştan ya da sonradan oluşan bu durum göz kapağının gözün renkli kısmını 1 milimetre ya da daha fazla örtmesiyle oluşur. Kişinin görüşünün etkilenmesine yol açan bu durum zamanla göz tembelliğine yol açar. Katarakt varlığı Göz dokusunda bulanıklığa yol açan katarak doğumsal olarak görülebilir. Göz tembelliği oluşumunu son derece hızlandıran katarak varlığında, göz kaslarının bir kısmı atıl duruma düşer. Çok erken ve şiddetli göz tembelliğine yol açan bu durum, mümkün olan en kısa sürede cerrahi olarak tedavi edilmelidir. Göz kapağında düşüklük ve şaşılık aileler tarafından fark edilse de gözün bozuk olması, göz numaralarının birbirinden çok farklı olması ve katarak gibi göz tembelliğine yol açan dışarıdan bakınca anlaşılmayan hastalıklar aile tarafından fark edilemeyebilir. Rutin olarak göz muayenesine getirilmeyen çocuklarda göz tembelliği oluşumunda önemli bir paya sahip olan bu hastalıkların geç yaşta fark edilmesi tedavi alınacak yanıtın da gecikmesine yol açabilir. Göz tembelliğinin belirtileri nelerdir? Tedavi edilmediğinde görüş keskinliğinin hızla düşmesine, iki gözle birden görüşün kaybolmasına, derinliğin algılanmasında güçlüklere ve sağlıklı gözle de görüş kaybı oluşmasına yol açabilen göz tembelliği, gelişim çağında oluştuğu için kişinin kendisinin fark etmesi oldukça güçtür. Tıpta strabismus olarak tanımlanan şaşılık, göz tembelliğinin en sık rastlanan nedenidir şaşılık dışarıdan fark edilse de diğer nedenler çoğunlukla ailelerin fark edemeyeceği düzeydedir. Ancak göz tembelliği varlığında bazı belirtiler oluşur. Bu belirtilerin varlığında göz tembelliği şüphesiyle hekime başvurulması önemlidir. Sık göz kırpma hareketi, bir gözü kapatma isteği, elle bir gözü kapatmak, gözleri ovalamak ya da kısarak bakmak göz ve el koordinasyonu gerektiren kaşık tutma, düğme ilikleme gibi işleri yaparken zorlanmak, odaklanılan nesneye bakarken başı bir tarafa doğru çevirmek, yakına bakmaktan kaçınmak, dikkat dağınıklığı ve düşüncelere dalmak, göz tembelliği tanısı nasıl koyulur, Tam oftalmoloji ya da farklı bir deyişle göz muayenesiyle tanısı koyulabilen göz tembelliğinin farklı bir tanı yöntemi bulunmamaktadır. Yeni doğanlarda şaşalık, doğumsal katarak ve doğumsal göz kapağı düşüklüğü gibi hastalıkların tedavi edilmesi olası göz kapağı düşüklüğünün önlenmesinde etkilidir. 2 yaşındaki çocuklarda ise tanı için gözler tek tek incelenir ve her bir gözün birlikte hareketlerinde uyum aranır. Kayma ve şaşılık varlığı göz tanısının koyulmasında etkilidir. 5 yaş ve üzerindeki çocukların göz muayenesinde uyum sağlayabilmesiyle birlikte göz tembelliği tanısı oftalmoloji muayenesi ile koyulur. Göz tembelliği nasıl tedavi edilir? Göz tembelliği ne kadar erken dönemde tedavi edilirse görüş artışı da o kadar fazla olur. Kolay ancak zaman alan göz tembelliği tedavisi süreci hekimin önerdiği süreyle uygulanmalı ve hekime danışılmadan sonlandırılmamalıdır. Göz uygulanan tedavi yöntemlerinden bazıları şunlardır. Kapatma tekniği Sağlıklı olan gözün bandajlanarak kapatılması, zayıf gözün daha etkin kullanılmasını sağlar. Göz olan kişinin yaşı ve hastalığın düzeyine göre kapama süresi farklılık gösterebilir. Erken yaşlarda tanı alan göz vakalarında kapama süresi çok daha kısadır. Ortopedik tedavi Hastanede yapılan bir tür fizik tedavi yöntemi olan ortopedik tedavi ile çalışmayan göz kasları harekete geçirilerek güçlendirilir. Derinlik algısının artırılmasında da etkili olan bu yöntem halk arasında göz egzersizi olarak da bilinir. Hekim sırasıyla gözleri kapatarak göz kaslarının güçlenmesini sağlar. Cam tedavisi Hastane ortamında seanslar halinde yapılan bu tedavi yöntemi kapama tedavisi ile birlikte uygulanır. Cam tedavisinde farklı desenlere sahip siyah ve beyaz renklerden oluşan yuvarlak bir kart şeffaf bir labirentin altında yavaşça makine tarafından döndürülür. Bu süreçte çocuktan bir kalem yardımıyla labirentten çıkışı bulması istenir. Göz tembelliği olan gözün odaklanması ve göz kaslarının güçlendirilmesi hedeflenir.